Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye. Hoş geldiniz. Evet, baktığımızda küresel anlamda risklerin artması Fed'in açıklamalarıyla dolar tüm dünyada güç kazanıyor. Petrol fiyatları yükseliyor. Altında bir direniş söz konusu. Diğer taraftan Rusya Avrupa ülkelerine doğalgazı kesmeye karar verdi. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Murat Sururu Özbülbül de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Gündem hareketli bugün. Evet, gerçekten hareketli. Bu saydıklarımın dışında da aslında pek çok gelişme var. Onları da konuşacağız ama az önce de dediğim gibi bir taraftan küresel riskler, savaş, diğer taraftan FED'in açıklamaları ve beklentileri, Avrupa'dan beklentiler, kripto gibi varlıklardan aslında kaçışı hızlandırdı. Bu da dolara yaramış gibi görünüyor. Tüm dünyada dolar güçleniyor, Türkiye'de de güçleniyor. Bizim şu anda yayın yaptığımız saatlerde dolar 14.81 dolayında. Ne dersiniz, güçlenmeye devam edecek mi? Nasıl okumak gerekiyor bu gelişmeleri? Çünkü Fed'in kararı kesin. Zaten 50 bas puan artık netleşmiş gibi Mayıs toplantısında. Bunun 75 hatta 100 bas puan olması da çok sürpriz sayılmaz. Ve kısa dönemde 500 bas puana kadar da bir artış olacak. Yani şu andaki enflasyona epeyce bir yakınsayacak. Tabii enflasyonun da biraz düşmesini bekliyorlar. Netice itibariyle pozitif, yani negatif faizi sona erdirecekler. Aynı zamanda varlık aralımlarını sona erdirdiler ve bir an çok küçültecekler ve bu da yıllık 95 milyar, aylık 95 milyar dolardan yıllık neredeyse 1 trilyon dolara kadar bir an çok küçültecekler. Bunların hepsinin etkisi Amerika'da enflasyonu durdurmaya yardımcı olacak. Lakin burada bir sıkıntı var. Amerika'da bir durgunluk, yani resesyon ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı, bu konuda Evet. öngörüler var ama şu anın Deutsche kendisi Bank'ın da öyle bir öngörüsü var. Bugün açıklama geldi. bunu biz defalarca söyledik. Amerikan yönetimini durgunlukla enflasyon arasında yapacağı tercihler, bu 40 katır mı 40 satır mı tercihi zora sokuyor. Bu kesin. Ama şimdi bu Rusya-Ukrayna savaşı özellikle Avrupa'yı zora sokacak. Niye Avrupa'yı zora sokacak? Çünkü Avrupa enerji temininde ciddi sıkıntıya girecek. Enerji maliyetleri hızla artacak. Ve Avrupa'nın hem gıdada hem diğer emtiada hem enerjide karşılaşacağı fiyat artışları ve tedarik zorlukları. Yani parasını versen dahi bulamayabileceksin. Neticesinde Avrupa ekonomisi durgunluğa girebilir. Avrupa ekonomisinin durgunluğa girme olasılığı güçlendikçe Euro'ya karşı dolar artıyor. Dolar endeksi bütün ülke para birimlerine karşı güçleniyor. Bunun en önemli sebebi bu savaşın, ki bu savaş uzun, acılı, yıpratıcı bir savaş olacak. Kimse öyle kolay kolay biteceğini Evet. tahmin etmesin. Ben net olarak şunu söyleyeyim. Yani Rusya'da Putin rejimi devrilmeden, diktatörlük devrilmeden ve Rusya'da dünyayla iyi ilişkiler kurabilecek yeni bir demokratik bir yönetim kurulmadan bu savaş bitmez. Yani bugün itibariyle en azından ikinci soğuk savaş yıllarına girmiş bulunuyoruz. Bu üçüncü dünya savaşına yol açar mı, açmaz mı? Açarsa bu vekalet savaşı olarak mı yürür, yoksa ciddi ciddi iki blok birbiriyle savaşır mı? Bu savaşta nükleer silah kullanılır mı? Onu da bilmiyoruz. Yani işler bu kadar gergin. Evet. Amerika ise enerjide zaten dışa bir bağımlılığı yok. Amerika kendi ihtiyacı olan enerjiyi üretebiliyor. Kendi ihtiyacı olan birçok şeyi üretebiliyor. Dolayısıyla Amerikan ekonomisinin bu kaostan güçlenerek çıkması bekleniyor. Doğal olarak bu kaostan Çin de ağır yara alacak. Niye ağır yara alacak? Çin'in hem Avrupa pazarındaki işi zorlaşacak, hem yükselen fiyatlar Çin ekonomisini zorlayacak. İşte bu bir yol bir kuşak projesine dünya kadar yatırım yaptı. Artık o proje siyaset değişene kadar çöptür. Evet. Dolayısıyla ciddi sıkıntılar var. Bu Amerikan dolarını güçlendiriyor. Evet. Her Amerikan varlıklarına kaçıyor. Evet. Peki Murat Bey, tabii biz buradan yatırım tavsiyesi veremiyoruz ama izleyicilerimizin yatırım araçlarını takip edebilecekleri bir aplikasyon var. Geçtiğimiz hafta da izleyicilerimize anlatmıştık bunu. Gerçekten oldukça faydalı bir aplikasyon ve ücretsiz bir aplikasyon. Yatırım Koçu aplikasyonu. Bakalım nasıl indirebiliyormuşuz, ne yapabiliyormuşuz. Kısacık onu bir seyredelim. Gerçekten çok kısa, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sizler yatırımlarınızı korumak adına sağlıklı bilgi edinmek için gün içerisinde bizim gibi ekonomi programlarını izliyor ve gelişmeleri takip ediyorsunuz. İşte tam da işlerinizi kolaylaştıracak ücretsiz bir uygulamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle yatırım enstrümanları ile ilgilenen izleyicilerimizin daha fazla dikkatini çekeceğini düşünüyorum ki bu da bizleri izleyen tüm herkesi kapsıyor. Evet, tamamen ücretsiz olan Yatırım Koçum uygulamasıyla dolar, altın, petrol ve kripto paralar için uzman analistlerin alsat sinyallerine ulaşabilirsiniz. Uygulama içinde kendi belirleyeceğiniz sanal bakiye ile açacağınız işlemlerde sinyalleri test edebilirsiniz. Yani gerçek paranızı riske etmeden sanal bir parayla tecrübe kazanabilirsiniz. Bunun haricinde gün içerisinde istediğiniz pariteleri takip edebilir ve çeşitli haberlere yazılı olarak da ulaşabilirsiniz. Hem de tamamen ücretsiz olarak uygulamayı yükleyeceğiniz linkleri de açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Şimdi Polonya Ukrayna'ya silah, bu T-72 tanklarını falan verince Rusya Polonya'nın gazını kesti. Bulgaristan'ın da gazını kesti. Evet. Ve kendisinin düşman olarak tanımladığı, dost olmayan ülkeler olarak tanımladığı ülkelere bundan sonra gazı euro ile değil veya dolarla değil, satacağını söyledi. Bu tabii aslında yaptırımların delinmesi manasına geliyor. İşte herkes buna tepki koydu, sözleşmeye aykırı falan dediler. Ama görünen şu, Rusya ne yaparsa yapsın. Artık uygar dünya, demokratik dünya, gelişmiş ülkeler bir diktatörlüğe, bir diktatöre güvenerek ticaretlerini, ekonomilerini ayakta tutamayacaklarını anladılar. Yani Rusya'nın alacağı tedbirlerin hepsi geçicidir. Eninde sonunda bu bağımlılıktan, bu alternatifsizlikten başta Avrupa olmak üzere birçok ülke kurtulacaktır. Ama Murat Bey, kısa vadede baktığımızda yani ekonomik olarak gerçekten oldukça yara açıcı. Avrupa'da doğalgaz fiyatları bir anda %24 gibi çok sert bir yükseliş gerçekleşti. Tabii yani Avrupa'da maliyetler yükselince bunun küresel enflasyona etki etmemesi de mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü aslında bugün kullandığımız birçok kıymetli, vazgeçilmez mal ve hizmeti biz Avrupa ve Amerika'dan, yani gelişmiş Batı ülkelerinden ithal etmek zorundayız. Ne mesela, kimyasallar var, özel kimyasallar var, ilaçlar var, elektronik var, bir sürü şey var. Yani bugün yaşamımızı domine eden birçok şeyde Avrupa ve Amerika'ya bağımlıyız aslında. Yazılımlar öyle veya birçok elektronik de öyle. O yüzden oralarda enflasyon yükselmesi küresel enflasyonu yukarıya çekecektir. Bu bir. İkincisi, oraların dara girmesi Türkiye gibi ülkelerin ihracat pazarını daraltacaktır. Şu anda bu Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye tarafsız kalmaya çalışıyor ki bence tarafsız kalmaya çalışmak bu tehdit karşısına yanlıştır. Türkiye demokratik, özgür dünyayla birlikte hareket etmelidir. Yani bedeli neyse bugün ödemekten kaçınırsan yarın çok daha ağır ödersin. Öbür tarafta Türkiye üzerine de baskı kuruyorlar. Eğer biz Rusya ile birlikte hareket eden o diktatöryel ülkeler kapsamına girersek, bu sefer hem Amerika'dan hem Avrupa'dan gelecek yaptırımlar bizi doğduğumuza pişman eder. Yani öyle papazı serbest bırakmazsan ekonomini yok ederim falan demişti ya Trump. Onu mu ararız? Evet. O yüzden bu çok tehlikeli oldu. Ve gelen tepkiler çok sert, yani inanılmaz derecede sert. Evet. Bakalım yaptırım olarak karşımıza nasıl çıkacak, ona da bakacağız tabii. Peki ben şunu da sormak istiyorum, süremiz çok kalmadı ama Alaaddin Aktaş'ın bugün yazısı oldukça önemliydi bana göre. Cumhuriyet tarihinde bir ilk daha yaşıyoruz diyor Alaaddin Aktaş. Hazinenin ödeyeceği iç borç faizi ilk kez ana paraya geçmiş Murat Bey. Yani ödenecek iç borç tutarı 4 ayda %13 artmış fakat faiz tutarındaki artış %119'u bulmuş. Evet, doğrudur. Bu korkunç bir artış. Bu konuyu gündeme getiren Hakan Özyıldız'dır dostum. O da bir ekonomisttir. Dünya Gazetesi'nde de bugün Alaaddin Aktaş Hoca yazmış. Güzel yazmış, özetlemiş. O bugün için sadece iç borcu yazmış. Ben de yazdım makalede, bugün bu konuyu işliyordum zaten. Yarın yayınlanacak makalede. Yani borçlar kontrolden çıktı. Şimdi aslında bir dolar endeksi böyle artarken Türkiye'nin şöyle bir şeyi var. İthal ettiğimiz birçok şeyi dolarla ithal ediyoruz. İhraç ettiğimiz bir sürü şeyi euro ile ihraç ediyoruz. Dolayısıyla buradaki parite değişimi Türkiye'nin aleyhinedir. Bir.
İki, borçlarımızın büyük bir kısmı dolarla, bu da aleyhimizdir. Ve işin daha kötüsü, böyle hızlı bir dövizin değer kazanması fırtınası, şimdi Türkiye endekse baktığımız zaman Türk lirasındaki değer kaybı dolar endeksine paralel gitmiyor. Orada bir baskılamayı çok açık görüyoruz bunu, onu grafikte çok net görüyoruz. Türkiye dolar endeksinin, Türk lirası dolar endeksindeki değişime paralel gitmiyor. Böyle yatay bir seyir izliyor. Bugünkü ve şey, yani son yükselmelere rağmen ciddi bir şey yok. Şimdi burada bir baskı olduğunu görüyoruz. Bu baskı kırıldığı anda iş sıplar gider. İş sıplayıp gittiği zaman bu borç şeyleri, hem iç borç hem dış borç. Çünkü iç borçtaki yükselmenin sebebi döviz bazındaki ve enflasyonla endeksi borçlanmalar. İç borç patlar, dış borç patlar. Bu kur korumalı mevduata yüzünden, verilen garantiler yüzünden bütçe deliği, bütçede açılacak yara muazzam miktarlara çıkar. Korkunç bir durum. Çok tehlikeli. Evet. Diyelim o zaman, bugün de noktayı böyle koyalım. Teşekkür ediyorum hem size hem de izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.